Milattan önce 8. yüzyılda kurulmuş bu şehir buraya. O zamandan bugüne 2800 yıl yaşanmış burada, bir şehir olmuş geçmiş. 2000 yıl sonra neden sonra dedelerimiz gelmiş buralar keşfetmişler. Burada hayvancılık için güzel diye. Çobancılıktan köy olmuş gibi çobanlardan. Yürüyen merdiven gibi önden gelen gidiyor, bitiyor. Arkadan devam, arkadan devam. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Bak buradan biz de gideceğiz. Bizi de kalmayacak. Karya, Roma, Bizans, 3 devlet gelmiş geçmiş. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Muğla Milas'a bağlı Kapıkırı köyüne geldik. Beşparmak dağlarının eteklerinde Bafa Gölü'ne kıyısı olan bu güzel köyü bugün hep birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Kapıkırı köyü hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Bafa Gölü yaklaşık 2000 yıl önce Ege Denizi'nde bir körfez iken önünü kapatan alüvyonlar nedeniyle denizden ayrılıp göl haline gelmiştir. Evet, Saadettin abi ve Zeynep abla da bize sağ olsun rehberlik ettiler. Köyün üst tarafına kadar çıktık. Adım Zeynep Yıldırım. Önce çobandım, sonra mutasyona uğradık, Yıldırım olduk. İşte burada yaşıyoruz. Buraya gelin geldim ben komşu köyden. 34 sene girdim, 34. 90'da gelin, 90'dan beri. 34 girmiş herhalde değil mi? Evet. O gündür, bugündür geldik, halı dokuyordum. Ondan sonra bunlar başladı, bunlar çıktı. Bunları örüyoruz, böyle gelenlere yardımcı oluyoruz, rehberlik ediyoruz. Eski bir antik kent burası aynı zamanda değil mi? Antik. Milattan önce 8. yüzyılda kurulmuş bu şehir buraya. O zamandan bugüne 2800 yıl yaşanmış burada, bir şehir olmuş geçmiş. 2000 yıl sonra neden sonra dedelerimiz gelmiş buralar keşfetmişler. Burada hayvancılık için güzel diye. Çobancılıktan köy olmuş gibi çobanlardan. Arıcılık hep öteden beri var. Arıcılık, keçi, zeytinyağı, zeytincilik. Bu üç meslek ileriden beri, Karya'dan, Roma'dan, Bizans'tan beri gelen bir meslek. Benim de büyük dedilerimizden beri arıcıyız, zeytinci, hayvancı, işte öyle öyle. Hayat devam ediyor, gidiyor. Yürüyen merdiven gibi önden gelen gidiyor, bitiyor. Arkadan devam, arkadan devam. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Bak buradan biz de gideceğiz. Bizi de kalmayacak. Karya, Roma, Bizans, üç devlet gelmiş geçmiş. Gelen büyük dede gitti. Onun oğlu dedemiz yine gitti. Öteki de gidip gider. İşte bu... Birinci, ikinci, üçüncü, bu dördüncü kuşak benimki. Benim oğlan beşinci kuşak. Hani beşinci kuşak bir köy burası. Evet. Şimdi bunları biraz da anlatabilir misin, ürünlerini? Bunlar ne için kullanılıyor? Bunları şimdi başörtüsü de geçiyor da şal yapıyorlar boyunlanları elbiselerine göre. Bunlar karele 200 lira satıyoruz bunlara. Bu bandanlar da 100 lira. Bunlar da 50 gidiyor, 100 gidiyor. Bunlar tac oluyor çocuklara, kızlara. Gençler işte. Bunlar da böyle üzerli kolyelerimiz. Bitkiden ekiyoruz. Bu mısır ailesinden, mısır familyasından bir bitki bu. Daha çıkarayım, tepsinin içinde var. Bileklikler var. Bizim işimiz bu. Sanat. Ha, bunlar bileklikleri. Ama zaten yörükler böyle renkli kıyafetleriyle çok tanınan bir topluluk, tanınan bir millet değil mi? Hani yörükler deyince böyle kıyafetleriyle. Yörük deyince hepsi aynı değil. Değişiyor, karışıyor. Ben bak oradan buraya geldim. Bunun ailesi anı tarafı bu tarafı. Benim anı bu tarafım. Bu kadar karışıkız ki. Çorbaya geçip duruz çorbaya. Karışıyor. Kimi renkli, kimi sade. Herkes özgür. Ne seçtiyse özgür. Hani özgür hali, özgür hayatı. Peki köyünüze mesela insanlar çok fazla geliyor değil mi? Ziyaret çok etmeye. Geliyor, tarihinden çok. Dolayı. 80'li 90'lı yıllar daha çok geliyordu. Hep yabancı geliyordu. Bu internetle, telefonla meşhur oldu. Bizim Türklerimiz bildiler buraya. Biz Türk millet olarak gerideyiz, hep geride. Önceden diyorsun aslında yabancılar geliyor. Önceden Alman'ın, İngiliz, Fransız, Amerika
Ne dinle takılın gelesi buradaydın. Gelenlerden memnun musunuz? Hani? Memnunuz. Benden almazsa aşağı kavuşudan alıyor, ondan alıyor. İlla da bir şey alıp yani alıyorlar. Allah razı olsun. Alanı da almayanı da. Yani turizmin köye olumlu katkısı var çok, değil mi? Çok çok. Hele tamam. Bayanlara ayağını üstün durduruyor. Herifler muhteş olmuyorsun. Çok iyi, çok iyi valla. Güzel bir şey. Böyle işte üretiyoruz. Birbirimizden göre göre. Oradan buradan gözümüzden çalıyoruz bazı örneklere. Bir başkasının yaptığından. Bunu böyle alıp şal ediyorlar. Bu şekilde de arkadan getiriyorlar. Arkadan alıyorlar. Böyle kare bu rengarenk yaptım ben buna. Sen alsana onu Sibel. Gel bakalım Sibel. Beyaz olayım değil mi? Böyle. Köyü böyle gezeceksin ki. Böyle gezeceksin. Tamam. Kapı kırıldı. Geldiğin gittiğin belli olacak. Saadettin Yıldırım. 1966'dan beri buradayım. Turist gezdiriyorum. Teknik tur yapıyorum, balıkçılık yapıyorum, zeytini gidiyorum, arıcılık yapıyorum. Bu yani antik şehrin ismi neydi bu arada? Heraklia. 6,5 kilometre, 65 tane gözlem kulesi var. 4 kapısı var şehrin. Köyün her tarafı tarih kokuyor. Eski bir antik kent burası. İleride bir kaya var böyle. Gördün değil mi? Evet, kayayı gördüm. Karşı dağa bakacaksın, şöyle bir kaya var böyle. Hı hı. Yanında bir güneşten görünmüyor. Delik delik bina var bak. Evet. Ne vardı orada abi? Orada Yediler Manastırı var. Manastır var. Kalıntılar var mı peki şey olarak? Ne var mesela? Oyma kayıda resim var. İsen resmi. Güzeldir orası. Evet. Zaman olsun gider sorun değil mi? Benim şurası da şehrin kapılarından birisi. Hemen şurada yapılmış arkadaşlar. Burada da eski bir tiyatro var. Ama tabii açığa çıkarılmadığı için küçük küçük kalıntıları var sadece. Bu şehir gerçekten güzel bir şehirmiş. Eskiden denize kıyısı olan güzel bir kentmiş. O kayaya çıkıyorsun. Söke tarafını görüyorsun. Bunun arka tarafı Söke. Buraya bayağı bir 2-3 gün gezmen gerekiyor. Saadettin abi mesela burada gelip ev kiralayabilirler mi? Kalabilirler mi? Var mı öyle kiralık var, yerler? Var. Pansiyon, otel. Pansiyon var. Var. 9 tane falan pansiyon var. 9 tane. İyiymiş o zaman. Arkadaşlar bakın böyle gelip bu pansiyonlarda kalıp rahatlıkla çevreyi 1-2 gün gezebilirsiniz. Yani küçük bir köy olmasına rağmen çok tarihi eser olduğu için. En az 3 gün. Bak Saadettin abi'den aldık bilgiyi. En az 3 gün olması lazım ki hepsini görebilin. Şimdi biz oradaki manastıra maalesef gidemeyeceğiz ama en azından burada bir eski tarihi bir manastır olduğunu da öğrenmiş olduk. Bir gün gelen manastırlara gider. Bir gün şehir surlarına 5 parmağı çıkar. Bir gün göl turu yapar. Bir gün buraları gezer. Buraya 6-7 gün ayıracaksın geldin mi? Gel bu taşın. Aşağıda da tiyatro var Deniz. Tiyatronun merdivenleri gözüküyor. Tiyatro. Ama 7 metre aşağıdaymış. 7 metre toprak altında. Henüz kazı çalışmaları başlamamış. Buraya girdim traktör. Senden beri çalışma vardı. Nerede şeyli yer oralar yani yıkılan yerler yapılıyor önce. Şimdi Saadettin abilere geldik. Şöyle bir evde yaşıyorlar. Güzel, iki taş buldum. Abla ne zahmet ediyorsun ya. 40 yıl hatır olsun. Deniz oldu ya belli buradan işaret. Belli değil mi? Evet. Ha. Arim bak. Hadi. Görüyor musun? Bak bakalım nasıl. Deniz çabukları bulmak. Bak şu da güzelmiş. Hangi güzelse al. Şu güzel, şu güzel. Güzel. Güzel mi? Evet. Şunu alsan daha iyi ben istiyor. Eskiyi daha çok andırır değil mi? Evet, bence de. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur derler. Şimdi Zeynep ablamız sağ olsun bize Türk kahvesi yaptı. Bak pırıltılı taş. Bunlar ev bu enerji versin sana. Şey, iki tane.
Yaz bitiyor, bahar başlıyor. Şimdi bak Ocak ayında zehmerinin içindeyiz. Papatyalar, laleler, kireççik dediğimiz bitkiler var. Onlar çiçek açıp duruyor. Garganla, garbaşotu. Gargan deriz biz. İlla yarım kullanırız kelimelere. Hepsi çiçek açmaya başladı. Bahar bitiyor, yaz geliyor. Biz hani bahar gelecek derken yazın içine giriyoruz. İki mevsim. Yani bu bölgede iki mevsim yaşanıyor diyorsun. Bizim burası mı öyle, her yer mi öyle bilmiyorum. Bir de etrafımız dağlarla çevrili ya. Çukurun içinde ılımlı iklim. Böyle kapalı kazak bile giymiyoruz. Böyle bu yeliyle işte böyle. Mont hiç giyilmez burada. Kışımız böyle. Toprak altına çıkıyor bunlar da gazıcılar. Hani nereden olsa denizmiş ya. Önceki denizaltı böcekler fosilleşmiş. Bir bitişenin hayvanın ağzı orası. Bu bölgede ve gezen arılardan elde ettikleri balı... Kayıt balık var bunun içinde. Sivas, Adana, Bodrum dağları. Nerede? Bahar var oraya. Her yerden gezip getirmişler. Burada da Saadettin abimizden temin edebilirsiniz. Bu adam dolayı balın rengi değişir. Kayıtı biliyor mu adı alayım? Da değişir. Yok. Ben bunları merdiven yapıyorum. Şu ağaçları çıkıp kesmek için. Bu ağaç çok alamet oldu bak yani. Zaman diktik biz bunlara ama zannettiğimiz gibi olmadı. Ağır damlanışları örtüyor. Efendim işte şöyle böyle gidiyor ya. Kırılırsa hatlama bak ceryanlar var. Gölge yapsın diye mi diktin zamanda? Tabii. Hayvanlara gölge için. Evet amcamız bakın merdiven de yapıyor. Burada da. Falan filan yani işte öyle. Tavukların çok güzel bereketli olsun. Sağ ol sağ ol. Kardeşim burası işte köylük bir yerdeyiz biz. Biraz da kırsal alandayız. İyi kötü zeytinden zeytincilik var. Şu bundan atı geçiriyoruz işte böyle canlı mal hayvancılık yaparız. Çoban memleketi burası yani. Davar çobanı. Ben ömrümde çok davar çobanını yaptım. Şu kadar çocukken başladık yani. Zamanlama zeytin ağacı şu boşaldıkça onlar da gitti bitti. Hadi sığırcılık falan yapıyoruz biraz işte, o kadar. Ömür bu şekilde bitiyor. Evet. Gidenlerden gelen yok. Çakıyor bir tane. Haa. Dertler o ağaç, geçtim. Köy meydanına doğru ilerleyeceğim. Bakalım kahvede insanlar varsa onlarla da sohbet edelim. Evet, köye gelen meyve sebze aracı. Burada bir köy kahvesi var. Yine burada da bir köy kahvesi var. Köy kahvesindeyiz. Burada amcalarımız, abilerimiz böyle oturmuşlar. Burada kahvede de odun ateşinde çayı yapıyorlar. Bakın. Çok güzel. Bu çayın tadı da çok farklıdır. İsmim Mehmet Mersin. Burada oturuyorum. Yani köyümüz bildiğim kadarıyla bir göçmen, Türk köyüymüş yani. Keçi güdüyorlarmış eskiden. Çobanlar burada dağda taş altında böyle yaşamaydı. Birkaç ev yapmaydı. Böyle bu köyde yaşamışlar. Yörük köyüdür. Evet. Kaç hane abi köyünüz? Köyümüz şu anda 130 hane falan. Geçim kaynakları nelerdir köyün? Geçim kaynağı hayvancılık. Bafa Gölü'nde balık, zeytin. Peki son zamanlarda köyünüz göç aldı mı? Dışarıdan göç var mı köyünüze? Yok, göç yok. Köyde peki genç nüfus oranı nasıldır? Genç oranı az. Çoğunluk dışarı gidiyorlar çalışmak için. Genç az. Buraya insanlar hep sürekli ziyaret amaçlı geliyor ya. Evet. Bu ne zamandan beri böyle gelişmeye başladı? Ne zamandan beridir bu köy fark edilmeye başlandı ya böyle? Ben 55 yaşındayım. 55 senedir dış devletlerden devam ediyor. Her ülkeden insan gelir buraya. Tarih olduğu için. Tarihi yerlerimize bakıyorlar, geziyorlar. Doğası güzeldir. Genelde yabancılar önce evet, geliyor Mart, değil mi? Mart, Nisan'da daha güzel olur. Yeşillik olur, erken bahar gelir. Yani gezmeye değer. Her taraf papatya açar, çiçekler açar, güzel olur yani. Köyler yatağı yorgan hazır, on grezden bari terk edeceksin dedim. He, al oğlum olsun. Bir insan olmaz, bir yer kaçacaksın. Niye? Çok mu fazla geldin? Ne olur. Oraya çıktım, cahit o suratı sen zırpıdan düşmesin. Öten diyen o, daha duracak daha burada. Oraya çekilmen geldim lan. Gayet güzel, sıcak karşıladılar. Tabi buraya gelip çekim yaparken öncelikle insanlara sorun. Hani sizi çekebilir miyiz, fotoğraf çekebilir miyiz ya da görüntü alırken mutlaka onlara sorun.
O şekilde sorduğunuzda zaten sıcak bir şekilde karşılıyorlar sizi. Şimdi köyün içinden aşağı doğru iniyoruz. Biraz tarihi yerleri görelim. Köye geldiğinizde girişte sol tarafta okul var. Köy okulunun yanından Agora ve Athena Tapınağı denen yere gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Birkaç teyzemiz burada köylerde ürettikleri ürünleri satıyorlar. Ve okul da çalışmıyor. Buradaki öğrenciler taşımalı eğitimle Bafa'ya gidip geliyorlarmış. Agora Tapınağı'na birazdan geçeceğiz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Zeliha. Köyün ismiyle ilgili bir şey anlatıyordunuz. İsminin nereden geldiğini, Kapıkırık köyünün isminin hikayesini anlatabilir misiniz? Şu gişe var ya, gişeden hemen 20 metre indiğimiz sağ tarafta tarihi kapımız var. Eskiden onun altından, orada yol oradanmış yani, oradan gidip geliniyormuş. Köyümüzde kıraç yer olduğu için, orada da tarihi kapımız olduğu için buraya Kapıkırık koymuşlar. Eskiki ismi de, tarihi ismi de Herekliya şehri olarak geçiyor. Bizi katkıları oluyor. İşte böyle yaptığımız el işlerimizi değerlendiriyoruz. Yağımızdan, balımızdan ne bulunsa yani. Satış yapıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz geçiminizi hayatımızı. Geçiminizi sağlıyorsunuz o aracılığıyla. Evet. İşte yan gelir yani. Neler var mesela? Biraz anlatırsanız mesela şunlar... Tesbihler. Evet. Şöyle bunlar doğal taştan kolyelerimiz bak. Bunlar şu şekilde böyle yapıyoruz işte. Şunlar şöyle gözlük saplarımız bunlar. Evet. Bunları bu şekilde yaptık. Yazmalar var. Evet. Bunlar şunlar da şöyle. Bunlar da böyle bandana olarak. Bandanalar. Bu şekilde. Bunları üretiyoruz böyle. Büyük Yemeniler var. Şu şekilde. Şunlar da kolyede kullanılıyor. Taş olarak da kullanıyor. Yani bandana gibi saçıga. Bu şekilde. Şunlar da Bafa Gölü'nün kenarından gidip toplayıp geliyoruz kendimiz. Bunları da böyle delip yıkayıp kolye haline getiriyoruz. Halil, nereye çıktın sen oğlum? Evet arkadaşlar, milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan Athena Tapınağı'nın kutsal alanı burada yapılmış, burada inşa edilmiş. Şimdi Athena Tapınağı'nı sizlere göstereyim. Daha sonra şu manzarayla baş başa bırakacağım sizi. Şey, Rumca mı öyle bir şey? Evet. Eski yazıtlar arı bunlar. Geldiğinizde şu okulun bahçesinde aracınızı park edebilirsiniz. Park ettikten sonra yürüyerek köyü gezerseniz daha iyi olur.
doğasıyla, manzarasıyla, gölüyle, dağlarıyla, her şeyiyle çok güzel bir köy. Mutlaka gelin, görün. Yani ben böyle söylüyorum. Mutlaka gelin bence. Arkadaşlar şimdi Bafa Gölü'nün kıyısına, plajın olduğu yere indik. Burada botlarla yaz aylarında özellikle adaları gezebiliyorsunuz. Bafa Gölü içinde yer alan adaları ve turlar düzenleniyor. Tekne turları, bunlara katılabilirsiniz. Şöyle kayıkları, botların olduğu yeri göstereyim size. Bildiğiniz plajı var. Milattan önce 3. yüzyıla kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu yerde insanlar yine balıkçılıkla, ticaretle uğraştıkları gözüküyor. Çünkü liman şehriymiş. Eski limandan geriye kalan kalıntılar. Şurada karşı tarafta da görüyorsunuz. Küçük bir adacık var ve içinde tarihi kalıntılar var. On beş, 17 tane deniz kabuğu toplamış. Gösterebilir misin? Hepsi beyaz. Hı hı. Çok güzelmiş. Kırık toplamadım. Bizim araba bu. Değil mi? Evet. Maşallah çok güzel gözüküyorsunuz valla. İyi günler. Yaklaşık 2000 yıllık bir zeytin ağacının yanındayız. Kocaman bir zeytin ağacı. Ben buldum lan. Yani kucaklamaya kalksanız kucaklayamazsınız o kadar kalınlıkta. Yaklaşık 2000 yıllık zeytin ağaçlarının içinden geçerek tarihe, geçmişe birlikte tanıklık edelim. Evet. Antik kentleri geziyoruz seninle. Evet. Ne söylemek istersin? Bence güzel bir yer. Yani takipçiler buraya gelsin, görsün. Eminim onlar da beğenecektir. Evet. Aha. Karagönlü şuradan. Yok şuradan da gidebiliyordun Ali. Yok ya baba buradan. Tamam geliyorum. Şöyle denizi göstereceğim. Evet Bafa Gölü'nün kıyısındaki balıkçı teknelerini görüyorsunuz. Var. Burada da. Evet. İki tarafta da oyuk var. Evet şimdi Göl Kalesi'nin içindeyiz. Antik kent arkadaşlar. Antik kentten geriye kalan kalıntılar.
savunma amaçlı böyle kaleler yapmışlar. Şehrin dört bir yanında yaklaşık 6,5 kilometrelik alanda 60-70 tane gözetleme kulesi var. Muazzam bir görüntü var ya. Güneş şu an bulutların arkasında ama şu an o kadar güzel bir görüntü var ki. Özellikle şu tarafı çok beğeniyorum. Şöyle şu şart tarafta. Bakın gölün çevresinde de çok fazla kuş. Orası çukur mu? Tamam gitmiyorum hayır. Bak gölde de aslında birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor Bafa Gölü. Harin nasıl? Çok arkadaşlar buraya bahar çoktan gelmiş. Her yer çiçek, papatya dolu. Ben de onların bir tane topladım. Aldım. Şimdi annem veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi Arin bize küçük bir şiir okuyacak. Uzun bir süredir şiir okumamıştı. Evet. Şimdi yarı yıl tatilinde. Hatırladın mı şiir? Evet. Buyurur. Bir sofra kurulsa yurdumda. Bir ucu Edirne, öbür ucu Van'muş. Hepimiz toplansak o sofrada, eşit ekmeklerle, zeytinlerle, peynirlerle, yesek içsek oradan. Sonra sofra başı ayağa kalkıp dese ki, bugün iyi değildi, yarın daha iyileri olacak sizlere. Bir gün mutlaka. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.